Arkadaşlar herkese merhabalar. Yeni bir seviye yükseltme videoma hepiniz hoş geldiniz. 8. saniye 1. bölümü %100 yaptık arkadaşlar. Dün itibariyle tamamladık. Ee, buradan gelen R4 taşı ve seviye yükseltmeye yani uyandırma olsun inanılmaz işime yaradı. Yani seçmeli olsaydı bu kadar iyi açabilirdim arkadaşlar kristalle açılışını. Rütbe, rütbe taşlarını açtım sadece 6 yıldız parçalarını öne çıkana saklıyorum. Öncelikle ben buradaki seviye 8. seneden çok kısa bahsedeyim. 8 biri tek tur attığımız zaman arkadaşlar R3 atma taşı veriyor. %100 yaptığımız zaman ise R4 atma taşı veriyor. Bir adet de uyandırma veriyor. Dün ben bunların açılışı sırasında şöyle eşyalar diyelim. Kadrizör, izo, can enerji, taşlar ve cevherler. Evet. Şöyle arkadaşlar 6 yıldız uyandırma buldum. E, mistik Bu oldukça işime yaradı artık çünkü 4 tane R4 attım ve bunlar benim çok sevdiğim şampiyonlardı. 200 kopya olması değerli şampiyonlardı. Bundan sonrasında biraz daha prestiji ağırlık vereceğim. Burada gördüğünüz gibi 100 artı 64 yani 164 tane tek e, ve aynı zamanda da şurada da 70 tane 5'lik 6 yıldız taşlarım bulunuyor. E, ben R4 atma süreçlerimden de bahsedeceğim. Hem bir yandan yükselteceğim hem de bir yandan e, nasıl 6 tane R4'e sahip oldum. Bu süreçte hangi yolları izledim. Bunlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Ve şöyle ilk R4 şampiyonumuzu göstereyim. Arkadaşlar Gümüş Surfçu biliyorsunuz oyunda en iyi ikinci prestije sahip olan şampiyon. 15.900 bandında bir prestije sahip. Yanılmıyorsam 15.600'lerin şeyinde de olabilir. Başında da olabilir. Şöyle çok kısa bir yandan da göz atayım yanlış bilgi de vermek istemiyorum. Gümüş Sörfçü arkadaşlar artık benim e, kozmik sınıfım gerçekten güçlü. Herkül, Marvel Medusa, Corvus Venompool'u çok aktif kullanan birisiyim ki Odin zaten bambaşka bir seviye benim için e, biliyorsunuzdur. E, bundan sonrasında artık e, Venom burada atabileceğim R3 e, seviyesini yükseltebileceğim sevdiğim şampiyonlardan biri. Eğer gelirse Hooklink ağırlıklı savunma için düşünebilirim 1 vs 1 savaş alanları için. Ne yazık ki e, Gor arkadaşlar yani e, tanrı Avcısı e, lakabı ile bilinen Gor maalesef e, oyuna o kadar etkili bir giriş yapamadı. Bilmiyorum belki ilerleyen dönemlerde daha etkili o kullanabileceğimiz yerler bulabiliriz. Ama şu anda artık prestije biraz daha ağırlık vereceğim noktada arkadaşlar Gümüş Sörfçü önemli yer alıyor. Şöyle baktığımız zaman 15192 prestije sahibim arkadaşlar toplamda. Bakalım e, R4 attıktan sonrasında neler olacak. E, tamamen taşlarla atacağım. Çünkü R4 atma taşım arkadaşlar kozmik geldi. Ben materyal toplamıştım. Çoktan elimde R4 atma materyali birikmişti. Ama bunları kullanmamıştım. Bundan dolayı da yani bunu neden yaptım? 8. saniye %100 yaptıktan sonra gelecek olan kozmik şey, R4 atma taşı olasılığına karşılık yaptım ki öyle oldu. Ben 7. saniyeyi komple %100 yaptığımız zaman elde ettiğimiz R4 atma taşı da bana kozmik gelmişti ki o zaman Herkül R4 olmuştu bende. Çok çok iyi olmuştu. Ondan dolayı arkadaşlar böyle bir bekletme yaptım. İyi ki de bekletmişim. Çünkü at, kullanmış olsaydım kozmik geldiği zaman prestiji oynayamayacaktım. Odin'i atacaktım ki odun'u yine R4 atacağım. Onda değişen bir fikrim olmadı. r de sıfırdan atıyoruz arkadaşlar. Ortalama 2, 20 milyon altının vardı. Bakalım R4'lerim bittikten sonra kaç milyon altınım kalacak R3 atma taşını da arkadaşlar kullanmayacağım burada hatta yani belki de kullansam mı şey kullanmasam mı R3 atma taşını kalsa mı sorun olacak bir durum var mı sanırsam yok arkadaşlar ya ben bir R4 atmaya şey yapayım bunu Yani dursun R3 atma taşı elimde evet şöyle atmaya devam edelim ben R4 şu anda 6 zahmetin sonsuzluğu geldikten sonra da 7. r 4ümü atacağım arkadaşlar. E, bunun da sebebi geçen sene ve bu senenin 4 Temmuz tekliflerini kredi kasarak girdim ben. 15 bin kredinin üzerinde teklif kredi biriktirdim ve tüm teklifleri aldım orada. Onun bana çok büyük bir katkısı oldu. Geçen seneden beri biriktiriyor olmam. 7. saniye %100 yapmak arkadaşlar. Zaten vermiş olduğu R4 atma taşı burada çok çok etkili. Çok çok kıymetli. Oradan direkt bir tane R4 elde ettim Ama dediğim gibi ben biraz da R4 atma taşları Bakımından oldukça şanslıydım Yani 200 kopya R3 Herkülüm vardı Şey geldi Yani Kozmik geldi R4 atma taşı Sadece Herkül'e basmak kaldı geriye Şöyle gördüğünüz gibi 4'er tane var elimde Bunların hiçbirini kullanmamıştım %100 yapmayı bekliyordum 8-1'i Taşı Kozmik geldiği için de sevindim Çünkü başka bir şampiyona daha R4 atma imkanım doğdu İstediğim yani istiyordum Aklımda vardı arkadaşlar. Onu da birazdan göstereceğim zaten. Kozmik taşlarım yetmedi mi? Şöyle ne harcasam ne harcasam. Beceri harcayayım. Beceri son zamanlarda kullanabileceğim şey kalmadı. 4 3 2, 1 yapalım da. Becerileri harcayayım arkadaşlar. Daha sonra bütün taşlarımızı basacağız. Bakalım prestijimizi hangi aşamada yükseltecek. Çünkü artık R5'lerin atılma dönemine giriyoruz arkadaşlar. Ben 27 Kasım'da ilk R5'leri göreceğimizi düşünüyorum. Ee, şurada bir aylık bir süre sonrasında. Ee, ama para basılarak ama farklı yollarla yani orası polemiğe çok fazla girmeyeceğim. Yani Oyuna para yatırma noktasında ve Türkiye şartlarında artık neyin ucuz neyin pahalı olduğunu çok fazla algılayamıyoruz maalesef. Bana göre artık Marvel Şampiyonlar Turnuvası'na en ucuz ürün olarak bile gördüğümüz şey 200 liradan başlıyor. Artık bana göre oyuna para yatırma noktasında şey bir noktadayız. Yani yeter. Yani buraya kadar. Bundan sonrası arkadaşlar zevkini oynayacağız. Oyuna para yatırma noktasında benim yapabileceğim maalesef hiçbir şey yok. Bu arada arkadaşlar 8. saniye 1. bölümün tüm yollarının kolay yollarını, hangi şampiyonlarla geçilir, nasıl dövüşülmeli gibi videolar çektim. Yararlanan arkadaşlarımız oldu. Çok da güzel geri dönüşler aldım. Hepinize bin teşekkür ediyorum gerçekten mutlu oluyorum. Hani emek verip sizlere katkı sağlayabileceğimi düşündüğüm e, bir takım videolar çektiğim zaman bunun geri dönüşünü almak gerçekten mutlu ediyor beni. Eğer 8. saniyeyi tek tur atmak isteyen varsa arkadaşlar ya da e, kadro çeşitliliği yeterli olduğunu düşünüyorsa yüzde yüz yapmak isteyen arkadaşlar varsa benim iletişime geçebilirim. Ben yine videonun altına iletişim bilgilerimi bırakıyor olacağım. Oradan da bana ulaşabilirler. Çok güzel beceri varmış ya harca harcı bitmedi. Biraz da bilimden gidelim. Altın çok ciddi bir sıkıntı haline gelmeye başladı arkadaşlar. Yani R4'ler ciddi altın yiyor. Yani baksanıza şuraya ortalama şu anda 4 milyon altınım gitti ya. Yani 4-4,5 milyon altınım gitti sıfırdan R4 atmaya. Ki ilk rütbesinin izolarını basmıştım yani. Maalesef, maalesef diyelim. Bundan sonrasını temelden gidelim mi? Az bir şey kaldı. Temelleri temizleyelim hep. Çevrefi bir tane. Aa tamamlamıştı biri süper. Yetti. R4 arkadaşlar 22940 reytinge sahip. Bitti mi? Bitmedi. Hemen gidiyoruz Gümü Search'e ve şöyle bir şey yapıyoruz. Çok güzel taş biriktirdim. Ben taş konusunda oldukça dikkatli davranıyorum. Aa fakat hiçbir şampiyona basmıyor tamamen kontrolü ve stratejik düşünerek hareket ediyorum bu noktada arkadaşlar. Şöyle 24 tane basalım. Bir de gidelim. Şöyle elimize basılı tutarsa hızlıca beni 200 e atacaktır diye umut ediyorum. 100 tane bastı şey yapıyor. diğerlerini depodan çek diyor peki. 184 arkadaşlar. Şöyle depomuza gidelim. Eşyalardan çekelim. Artık buralara kadar gelmişsindir. Seni şuradan alayım ben hızlıca. Arkadaşlar şöyle ve 200 200 kopya yaptık arkadaşlar hızlıca. Tüm R4'lerim 200 kopya benim. Hadi gidelim şimdi şampiyonlar diyelim. Gördüğünüz gibi kadrom bu şekilde. İlk üstte görmüş olduğunuz 5 şampiyon da R4 seviyesinde ve 200 kopya arkadaşlar. Tabi prestij anlamında bakalım 15.190 küsürlerden 15.750 bandına çıkarttı. Yani 600'lük bir şey yaptı. Prestij arttırdı. Sizler bu şekilde hani niye benim 600 bandında yükselmiyor gibi düşünmeyin arkadaşlar. Genelde bu kadar iyi sıçrayışlar olmaz. Bunun sebebi şu. Benim ilk dördüm R4 Diablo'ya kadar olan kısmım. Ardından prestije giren şampiyonum Marvel'di benim. Yani 120 kopyalı R3 ile ben 200 kopya R3 prestije giren şampiyonum yoktu. Bu yüzden hani hem R3 bandında girdi bir de R3 bandında girip R4'e yükselince Gümüş Sörfçü ekstra bir prestij elde etmiş oldum. Bunların ben daha öncesinde şeyden yapıyorum arkadaşlar. İnternet sitesi var. Bununla ilgili prestijleri ölçmekle ilgili. Oradan bakarak analizlerimi yapıyorum. Evet bu arada Gümüş Sörfçü 15.900 değil 16.039 prestije sahip bir şampiyonmuş. Hadi gelin diğerine bakalım şimdi. Kimi Uyandırıp R4 atacağım arkadaşlar. 6 yıldız mistik. Tabii ki de arkadaşlar prestijde olmazsa olmaz doktordum. Ben ilk mistik R4'ümü Diablo'dan yana kullanmıştım. Ee, arkadaşlar hiç de pişman değilim bu arada bunu yaptığım için. Ee, yani R5'e de muhtemelen doktordumdan önce atabilirim Diablo'yu. Eğer çok fazla prestiji önceliklendirmezsem. Şöyle altınımıza bakalım. 15 milyon kalmış. Neyse ki R3 seviyesinde. Öncelikle arkadaşlar şöyle eşyaları kullan deyip ee, burada iki tane genel bir tane de mistik uyandırmam var mistik uyandırmam gelmesi de çok büyük bir şans oldu benim için arkadaşlar çok ee, doktordum o genel uyandırmayla Uyandıracaktım yoksa yani netti bu bugün genel uyandırmayla uyanacaktı doktordum ee, iki tane var zaten elimde genel uyandırma diğerinde örnek veriyorum Nick Fury gibi bir şampiyon elde edersem anında kullanırım yani aslında saklama taraftar değilim genel uyandırmalar ama şu anda basmaya değer bir şampiyon göremiyorum şu anda rütbe yükseltmeden gidiyorum arkadaşlar Bundan sonrası artık şey için Diablo için e, Doom için arkadaşlar R4 seviyesine çıkması ve aynı zamanda uyandırılıp taş basılması geri kaldı. 200 kopya yapamıyorum doktordum ama doktordum 200 kopya yapınca mesela 15.800 bandına çıkacağım arkadaşlar hani The Gümüş surfçili ile beraber artan o radikal prestijim doktordumu 200 kopya yaptım takdirde o şey o kadar yüksek atmayacak 15.800'lere çıkacağım yani 50-60 bandında bir yükselme olacak çünkü e, agale etmiş olduğu e, prestij şampiyonum Diablo Diablo 15.600 bandında e, Seyreden bir prestije sahip e, doktordum ise arkadaşlar 15.900 bandında seyrediyor. Şöyle yanılmayayım diye bir kez daha kontrol ediyorum. Evet 15.975 bandında. Tabii yani 200 kopya yapamayacağımdan dolayı arkadaşlar şu anda prestijimi etkilemeyecektir. Gördüğünüz gibi mistik uyandırmamı da basıyorum. Ben kopya özelliğini çok beğenmiyorum doktordumun ama niye olmasın? ile e, kapatmış olduğumuz arkadaşlar e, şeyleri takviyeleri kendi üzerimize açıyoruz. 200 kopya olduğu takdirde bunu %100 ihtimalle yapıyor doktordum. Şöyle 44 tane daha varmış elimde. Bunları da basıyorum. Hiç acımam. Şöyle 70 tane de burada var arkadaşlar. 134 kopya. Çok büyük taş harcadım ya. Bütün taşlarımı harcadım diyebilirim. Bakalım daha varsa şurada. Rating gereği buraya girmiştir doktordum. Aynen öyle. 138 kopyayla bakalım prestijimde etki etmişim arkadaşlar. Hayır. 15.750 kendini koruyor. Dediğim gibi <laughs> buradaki rating çok bir anlam ifade etmiyor arkadaşlar. Arka plandaki prestiji hesaplıyor. Yani ustalıklar olmadan. Ben kanama azeyir açık oynadığım için Doktor Dumay Gümüş Sörfçü'nün reytingleri çok çok yükseliyor. 25.000 bandına çıkıyor ama çok bir önemi yok. Artık gördüğünüz gibi Namor tahtının başında yer alıyordu. Namor artık 3. sıraya Diablo'm artık 6. sıraya kadar geriledi. Rating anlamında tabii ki bu. Ee, artık 6 tane yani Diablo, Shang-Chi, Herkül, Namor ve Doktordum ve Gümüş Sörfçü arkadaşlar tüm e, R4 kadromu oluşturuyor. Bundan sonrası arkadaşlar öne çıkanlardan Silver'ın peşine düşeceğim. Eğer Silver'ı bulursam onu da 200 kopya bandına çıkartmak için uğraşacağım. Yani bundan sonrası için artık Shang-Chi'yi Prestige'den geriye atacağım. Silver'ı sokacağım. E, Namor uzun bir süre kalacaktır arkadaşlar. Namor ilk 5'te olmamasına rağmen prestiji kötü olan, fena olmayan bir şampiyon Namor. Ee, ancak bir sonraki öne çıkan da arkadaşlar e, Teknodum diyorum ben ona. Rezil adam ismi çok hoşuma gitmiyor. Teknodum'u yakalarsam e, onu da R4 atma seviyesine çıkartacağım. Ve bundan sonra prestije biraz daha ağırlıklı vererek oynayacağım. E, ve şöyle Namor'un da prestijini kontrol edeyim arkadaşlar. Bilgi vereyim sizlere. R4 200 kopya Namor'un 15710 prestiji mevcut arkadaşlar. Namor'u teknodumla beraber artık agale etmiş olacağım ve prestijimi 15800 küsürlere çıkartmış olacağım. Şimdilik gördüğünüz gibi 15750 ile yeni prestijimiz hayırlı olsun. <laughs> Prestijle ilgili öğrenmek istediğiniz bir şey olursa arkadaşlar videonun altını yorum olarak bırakabilirsiniz. Hangi şampiyonlara R4 atılması, kimlere taş basılması konusunda bilgi almak isterseniz bunları da videonun altına yorum olarak bırakabilirsiniz çünkü hemen hemen bütün şampiyonların kopya ve taş özelliklerine hakimi ve detaylı şekilde bilgi vermeye çalışırım İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum hepiniz hoşça kalın sağlıcakla kalın.